Örten fonksiyon nedir? Fonksiyon çeşitleriyle devam ediyoruz. Bir fonksiyonda değer kümesinde, yani karşıda gittiğim yerde boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyon örten fonksiyondur. Boşta eleman kalmayacak. Örten fonksiyon olabilmesi şuna bağlı işte. A'daki eleman sayısı B'deki eleman sayısından büyük eşit olacak. Olmak üzere eğer gerçekten görüntü kümesi tam değer kümesi ise örten fonksiyon olacak. Örten fonksiyonda da şöyle bir notumuz var. Hem birebir hem de örten olan fonksiyonlar birebir örten fonksiyondur. Birebir örtenlik varsa burada 4 eleman varsa burada da 4 eleman olacak. Bu 4 eleman buraya birebir eşlenince örtenlik de varsa burada da açık eleman kalmayacaksa aynı eleman sayıları olacak. Ne demek istiyoruz? Biz şimdi bir de örten fonksiyonun eleman sayısı işte a faktöriyel kadardır. Yani buradaki 4 elemanı karşıdaki 4 elemana 4 faktöriyel şekilde, buradaki 5 elemanı karşıdaki 5 elemana 5 faktöriyel şekilde eşleyebilirim gibi olacak. Şimdi örnekleyelim. Grafiği verilen bir fonksiyon örten ise değer kümesi üzerinden x eksenine paralel doğrular çizilir ve grafiği en az bir noktada keser. Çizdik işte. Bu örneğimiz birebirde de vardı. Devam ediyor bunlar gerçekten. Hep bir noktada kesiyor. Böyle kesmeye devam ediyor. Hem birebirlik vardı bir noktada kestiği için. Hem de örtenlik var. Bu sonsuza gittiğinde bütün karşılığında değerler görmüş oluyor. Geldim buraya. Burada da gerçekten bizim şu doğrumuz, hareketli doğrumuz aşağı doğru giderken birebirlik bozuluyor. Birebirlik yok burada yani. Fakat bu örtenlik var. Sonsuza gittiğini farz ederek şunların şöyle bütün karşılığında böyle değerler buluyor. Ne demek istiyorsun kardeşim? Şunu demek istiyorum. Şurada karşısına bir değer bulabiliyor. Şu da bir değer bulabiliyor. Şu da bulabiliyor. Şurası da, şurası da, şurası da, şu değerli. Yani bütün şu karşıdaki y ekseni üzerinde, yani şu gittiğim r, şu gittiğim r karşılığında elemanlar buluyorlar. Örtenlik de oradan geliyor. Şimdi gelelim bu örneğimize. Kümeleri için A'dan B'ye şeklinde tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin birebir ve örten olduğunu bulalım. Ben ilk önce birebirliğe bakayım kardeşim. Sonra örtenliğe bakarım. Birebirlik demek A'dan B'ye gidiyorsam, A'dan B'ye gidiyorsam bu baştaki A kümesinin elemanları farklı farklı yerlere gidecek karşıda. Mesela buradaki A D'ye gitmiş, buradaki B F'ye gitmiş, C de F'ye gitmiş. Bu birebirliği bozmuş. İkisi de aynı yere gitmiş. B de F'ye gitmiş. CDF'ye gitmiş. Birebirlik bozulmuş. Zaten örtenliğine bakmaya gerek yok şimdi. Bunu birebirlikten eledim. Geldim B seçeneğine. A gitmiş D'ye. Çok güzel. B'nin görüntüsü E. Güzel. C'nin görüntüsü F. Ama bu da bozuyor. Çünkü bu H gitmiş D'ye. A gitmiş D'ye. A da H da aynı yere gitmişler. Birebirlik bozulmuş. Aynı yere gitmişler. Birebirlik bozulmuş. Farklı yerlere gideceklerdi. Buradan da birebirlik gitti. Bunu da çöpe attık. Geldik üçüncü duruma, C seçeneğine. A'nın görüntüsü G. B'nin görüntüsü F. Burada da görüntü E. Burada da görüntü D. Çok güzel. Birebirlik var. G, F, E, D. Yani karşıda birer kez karşıma gelmişler. Örtenlik de var. Burada açık eleman var mı? Yani buradaki şu dört elemandan şuraya gelmeyen, boşta kalan var mı? Yok. Birebir örten olan fonksiyonumuz bizim burada bu. Ben diğer iki şıkkı da inceleyeyim. Öğreticilik olması açısından teorik bir soru olduğundan. Bu arada biraz terliyoruz, o kadar olacak. Geldik buraya. A F'ye gidiyor, B de F'ye gidiyor, C de F'ye gidiyor, H de F'ye gidiyor. Hepsi birden F'ye gitmişler. Bu dört elemanın birden hepsi F'ye gitmiş. Buna bir sabit fonksiyon diyeceğiz. Birebirlik yok. Örtenlik yok. Çünkü burada açıkta elemanlar kalacak. Hepsi F'ye gitmişler. Dolayısıyla bu ne birebir ne örten. Sabit de içine diyeceğiz. İleride göreceğiz. A'nın görüntüsü E, B'nin görüntüsü D, C'nin de görüntüsü D. Aa, bu da böyle birebirlik bozuldu işte. H'ın görüntüsü E. Burada da bakıyorum E, D, D, E. Yani E ve D kullanılmış. F ve G açıkta kalmış. Örtenlik de yok bunda. Zaten birebirlik de bozulmuştu. Böyle zahmetlice bir izahatı var ama inşallah düzgünce izah etmeye çalıştık. Geldik bir başka soruya. İşte güzel, kallavi diyebileceğimiz bir soru tipi. Böyle bir soru üniversite giriş sınavında gelse bayağı bir seçici olur. Ama biz önceki bilgilerimizi inşallah hatırlayıp şu şekilde çözeceğiz. Ne diyor bana? F'e bakıyorum ben. Birebir ve örten. Birebir ve örtenlik bu kümede A kümesinden B kümesine giderken burada 3 eleman varsa birebirlik sağlayacaksan bu 3 eleman tam karşıda 3 eleman olacak. Çünkü hepsi farklı farklı 3 yere gidecek. Fazladan eleman olursa örtenlik bozuluyor. Hani burada da 3 eleman, geldiğim yerde de 3 eleman olursa yani aynı sayıda elemanlardan aynı sayıda elemanlara gidiyorsam uzun lafın kısası birebir örtenlik oluyor. Örnek vereyim. İşte şu birebir örtenliğe örnek olabilecek bir fonksiyon. Ben şöyle yapsam, şöyle, şöyle, şöyle. İşte bu gerçekten birebir örten.
Yani şuradaki 3 eleman karşısında farklı 3 elemanlara birer birer gitmişler. Burada açıkta eleman kalmamış, örtenlik sağlanmış. Demek ki birebir örtenliğin şartını konuda da söylemiştik. Bunun eleman sayısı, bunun eleman sayısına eşit olacak kardeşim. SA eşittir SP, şurada C'de yok, bu çöpe gitti. SA eşittir SP, şurada B'de de yok, bu da gitti. A, D'de de yok, bu da gitti ve E'de de yok. Zaten tek bilgi soruyu çözdürdü. Ama ben diğerini de söyleyeyim. Eğer bir fonksiyon birebirse, mesela birebirlik şöyle de olabiliyor. Ben bunu 1'e 2, 3 alabiliyordum. Şurayı ne bileyim A, B, C, D fazla eleman alabilirim. Şu şuraya, bu buraya, bu buraya. Şu an birebirlik sağlandı. Bunlar 1, 2, 3, A, B, C'ye gitmiş. Burada fazladan eleman olabilir. Olmayabilir buradaki gibi. Birebirlik ancak burada kaç eleman varsa B'de, burada en az o kadar eleman olacak. En az. Yani burada 7 eleman varsa burada 7 veya 8 veya 9 eleman olacak. Yani B'nin elemanları C'den küçük eşit olmak zorunda. Gerçekten A seçeneğinde var. İzah etmeye çalıştık. Konular arasında geçiyor bu bilgiler. Bunları burada toparlayarak sormuşuz. Bir daha izlense faydalı olur. Geldik içine fonksiyona. Örtenden sonra içineden bahsedeceğimizi söyledik. Bir fonksiyonda değer kümesinde yani karşıda A'dan B'ye gidiyordum ya A'dan B'ye karşıda yani B'de en az bir tane eleman boşta kalıyorsa birden fazla da boşta kalabilir. Bura içine fonksiyon denir. İçine fonksiyon işte A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlarda görüntü kümemiz B'nin içinde olacak. Görüntü kümemiz B'ye eşit olmayacak. Eğer görüntü kümesi FA eşittir B olsaydı örtendi. FA eşit değil B olursa içine. Örtenle içeriliğin farkı bu. Buna da içine fonksiyon diyeceğiz. Hemen şöyle bir notumuz var. Onu da okuyalım. Geçelim. Örten olmayan fonksiyon içine fonksiyondur. Dolayısıyla hem birebir hem de içine fonksiyona birebir ve içine fonksiyon denir. Birebirlikte A'dan B'ye gittiğimde B'deki elemanlar A'daki elemanlardan en az bir fazla olacak şekilde ayarlanmalı, verilmeli. Şimdi geldik buraya. Grafiği verilen bir fonksiyon için grafiği verilen bir fonksiyon içine ise değer kümesi üzerinden x eksenine paralel olarak çizilen doğrulardan en az biri grafiği kesmez. İşte bu içine. Neden içine? İşte kesiyor, 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 kesiyor. Durdu. Kesemiyor buralarda. İşte burada kesemiyor. Bir daha geri geliyorum. Buralarda kesemiyor. İleri gidiyorum, geri gidiyorum. Kesemiyor. Daha da ileri gittim. Kesti. Biraz geri gelelim. Burada birazcık daha oynaşalım bakalım şöyle. İşte şuralarda kesik kesik çizdiğimiz yerlerde boşta eleman var. Yani kardeşim şurada boşta eleman varsa içine. Yani şuralar tanımlı. Ahanda şöyle. Ama şu kesik kesik çizdiğim yer tanımsız. Koyu renkle çizdiğimiz yerlerde tanımlı. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz bizim nedir? Birebir ve içinedir. Birebirlik yatay çizdiğim doğrular bir noktada kesiyorsa birebir. İçinelik de burada boşta eleman kaldı. Geldik buraya. R'den R'ye gidecek. Yine kesiyor. Kalın çizgiler yukarıdan geldi. Bir daha geriye gelelim. Yukarıdan gelen bütün yatay doğrular, x eksenine paralel doğrular, işte şu noktada kesiyor, şu noktada kesiyor gibi. Kesiyor mu? Kesiyor. Kesiyor, kesiyor, kesiyor. Ama buradan sonra işi oyunbozanlık yapıyor. Görüldüğü gibi kesemiyor. Çünkü bütün reel sayılar bütün reel sayılara gidecekti. Gidemedi. O zaman bu da ne olacak? Birebir değildi zaten. İki noktada kestiği için. Birden fazla noktada kestiği zaman birebir değildi. İçinelik var. Çünkü şu alt tarafta gördüğümüz gibi kesmiyor. Yani karşıda gittiğim yerde boşlukta elemanlar varsa böyle fonksiyonlara içine fonksiyon denir. Karşıda gittiğim yerde boşta eleman yoksa ona örten denir. Örten içine birbirinin tümleyeni gibi. Aha da bir tane örnek. A'nın elemanları verilmiş 3x kadar. B'nin elemanları verilmiş 2x artı 4. C'de verilmiş x artı 7. Birebir ve içine birebirlik ne oluyordu? Ben A kümesinde kaç eleman varsa o kadar elemana karşılık eleman sayısı kadar eleman bulmam lazım karşıda. Karşıda fazla eleman olabilir ama burada 3 eleman varsa karşıda 3, burada 3 eleman varsa karşıda 4, burada 3 eleman varsa karşıda 5 veya daha fazla elemanlar olabiliyor birebirlikte. Daha fazla uzatma diyorsun. O zaman A'dan B'ye gidiyorsam birebirlik ve içinliği sağlayacaksam dolayısıyla şu 3x küçük olmalı. 2x artı 4. Küçük eşit olsa örtenlik olur. Burada küçük olmalı. Aynı hikayemiz B'den C'ye gittiğimizde de var. Şu 2x artı 4 B'nin elemanı. Şurası da x artı 7 C'nin elemanları. Hemen ben buradan çözüyorum. 2x buradan çıkıyor. X kalıyor. 4'ten küçük hikayelerimiz var burada. X buradan gidiyor çıkıyor. 4 de karşıdan çıkıyor. 3'ten küçük, 4'ten küçük ikisini kesiştirsem böyle soruları genelde arkadaşlar karıştırabiliyorlar. Ben bir tane örnekle göstereyim. 4'ten küçük hikayelerimiz burada. 3'ten küçükler burada. İkisini kesiştirirsem şurası.
Şurası. Üçten küçük yerler. Üçten küçük. Üçten küçük pozitif tam sayı demiş bana. Üçten küçük pozitif tam sayılar 1, 2. İşte bunlarmış. 1 ve 2 olabiliyormuş. X'in alacağı değerler toplamı da 3. Şimdi A'dan B'ye birebir ve içine fonksiyonların kaç tanesinde E'nin görüntüsü 2? Ben yine bunu formül mormül bilmiyorum kardeşim deyip şöyle bir avamca tabirle el yordamıyla çözmeye çalışıyorum. Ne demişti? A, E, O var. Efendim 1, 2, 3, 4, 5 var. Şöyle. Şuradan şuraya da bir F'imiz var. Bana dediği ne demiştin? Ne demiştin kardeşim sen? E'nin görüntüsü 2. E'nin görüntüsü 2. Onu oraya bir yapıştırdım. Bu bir. Birebirlik olacak. İçine olacak. Birebirlik ve içine olacak. Birebir olabilmesi için farklı farklı yerlere gidecek benim A küresindeki elemanlarım. Buradaki A ya 1'e gidecek, ya 3'e, ya 4'e, ya 5'e. 2'ye gidemez. Birebirlik olacağından. A'nın kaç seçeneği var? 1, 2, 3, 4. A'nın 4 seçeneği var. 4. A diyelim ki 3'e gitsin. Gitti. A'yı eşledik. Şimdi geldik O'ya. O 2 ve 3'e gidemez. O'ya kaç seçenek kaldı? Ya 1, efendim, ya 4, ya 5, 3 seçenek kaldı. 12 durum oldu. Diyelim ki O da 4'e gitti. Gerçekten şimdi birebirlik ve içinelik sağlandı. Birebirlik şöyle sağlandı. Buradaki 3 eleman kendisine göre karşıda farklı farklı 3 elemana gittiler. Ve fazladan burada açık eleman kaldı. Bu da içineliği sağladı. Örtenliği olmadığını gösterdi. Dolayısıyla birebir için olmak 4 kere 3, 12 seçenekle olabiliyor. Geldik birim fonksiyon, özdeş fonksiyon, İngilizce'deki identity, identification dediğimiz hikayemiz var burada. Ix ile gösterilir birim fonksiyon. Ne diyor? Her elemanı yine kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir. Yani f5 eşittir 5, f10 eşittir 10, fx eşittir x gibi her elemanı, her fx'in x'ini kendisine, x'ine eşitliyorsa, ix, buradaki ix şöyle de gösteriliyor. Onu da yazalım. İşte bu tür fonksiyonlara birebir fonksiyon denir. Böyle birebir fonksiyonlarda x'in önündeki çarpan 1 olmalı. Ax karenin olmaması lazım. C'nin de olmaması lazım. Ben şunu 0, bunu 0 seçtiğim zaman bunları çöpe atmış olurum. Buna da 1 seçtiğim zaman x kalmış olur. Burada onu söylemek istiyoruz. Sorularda karşımıza çıkacak. İşte birinci açıortay doğrusudur. Ne demektir birinci açıortay doğrusu? Birazdan göreceğiz. Şudur. Y eşittir x. Şurası x, burası y. Birinci açıortay doğrusudur. Birebir. Düzeltiyorum birim fonksiyonun. İşte burada çizmişiz. Her elemanı kendisine götürür. Birin görüntüsü 1. Eksi 2'nin görüntüsü eksi 2. Bu da birim fonksiyonun yani özdeş fonksiyonun tanımı. Devam ediyoruz. Bu örnekle izah etmeye çalışıyoruz hikayemizi. Fx birim fonksiyondur. A reel sayısını bulalım. Birim fonksiyonsa burada x varsa karşısında da x var. Yani bunlar birbirlerine, şunlar birbirlerine eşit. Yani şu hikayemiz buna eşit. 1 eksi 2a eşitmiş. A eksi 5. 5'i ben buraya attım eksi 5'i. 2a'yı da karşıya attım. Bu çocuk oyuncağı soruyor. Hemen çözmüş olduk. Bakarak da çözebilirdik. Cevabımız 2. Bir başka soru. Fx birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyonsa kardeşim fx eşittir x. Hatta x'in derecesi 1. Hatta x'in derecesi 1, önündeki katsayı 1, yanında başka bir şeyler yok gibi de yorumlar yapacağız. O zaman ben bunu fx eşittir x üzeri 1 artı 0 şeklinde düşüneceğim. Yani şuradaki sabit 0 olacak, şuradaki derece 1 olacak. Yani m eksi 2 derecesi 1 olacak, m3 oldu. M3 oldu. Şu sabit sayı olmayacak ya, fx eşittir x şeklinde gelecek ya, şurası da 0 olacak. Yani m eksi n artı 4. Ne olacak? 0. Yani ben m yerine de 3 yazıyorum. İşte n'yi de ne buluyorum kardeşim? 7 buluyorum. N'yi de 7 buluyorum. Çarp gel demiş. M çarpı ne? Cevap 21 olacak. Örten fonksiyon nedir? Fonksiyon çeşitleriyle devam ediyoruz. Bir fonksiyonda değer kümesinde yani karşıda gittiğim yerde boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyon örten fonksiyondur. Boşta eleman kalmayacak. Örten fonksiyon olabilmesi şuna bağlı işte. A'daki eleman sayısı B'deki eleman sayısından büyük eşit olacak. Olmak üzere eğer gerçekten görüntü kümesi tam değer kümesi ise örten fonksiyon olacak. Örten fonksiyonda da şöyle bir notumuz var. Hem birebir hem de örten olan fonksiyonlar birebir bir örten fonksiyondur. Birebir örtenlik varsa burada 4 eleman varsa burada da 4 eleman olacak. Bu 4 eleman buraya birebir eşlenince örtenlik de varsa burada da açık eleman kalmayacaksa aynı eleman sayıları olacak. Ne demek istiyoruz? Biz şimdi bir de örten fonksiyonun eleman sayısı işte a faktöriyel kadardır. Yani buradaki 4 elemanı karşıdaki 4 elemana 4 faktöriyel şekilde, buradaki 5 elemanı karşıdaki 5 elemana 5 faktöriyel şekilde eşleyebilirim gibi olacak.
Şimdi örnek diyelim. Grafiği verilen bir fonksiyon örten ise değer kümesi üzerinden x eksenine paralel doğrular çizilir ve grafiği en az bir noktada keser. Çizdik işte. Bu örneğimiz birebir de vardı. Devam ediyor bunlar gerçekten. Hep bir noktada kesiyor. Böyle kesmeye devam ediyor. Hem birebirlik vardı bir noktada kestiği için. Hem de örtenlik var. Bu sonsuza gittiğinde bütün karşılığında değerler görmüş oluyor. Geldim buraya. Burada da gerçekten bizim şu doğrumuz, hareketli doğrumuz aşağı doğru giderken birebirlik bozuluyor. Birebirlik yok burada yani. Fakat bu örtenlik var. Sonsuza gittiğini farz ederek şunların şöyle bütün karşılığında böyle değerler buluyor. Ne demek istiyorsun kardeşim? Şunu demek istiyorum. Şurada karşısına bir değer bulabiliyor. Şu da bir değer bulabiliyor. Şu da bulabiliyor. Şurası da, şurası da, şurası da, şu değer. Yani bütün şu karşıdaki y ekseni üzerinde yani şu gittiğim r karşılığında elemanlar buluyorlar. Örtenlik de oradan geliyor. Şimdi gelelim bu örneğimize. Kümeleri için A'dan B'ye şeklinde tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin birebir ve örten olduğunu bulalım. Ben ilk önce birebirliğe bakayım kardeşim. Sonra örtenliğe bakarım. Birebirlik demek A'dan B'ye gidiyorsam, A'dan B'ye gidiyorsam bu baştaki A kümesinin elemanları farklı farklı yerlere gidecek karşıda. Mesela buradaki A D'ye gitmiş, buradaki B F'ye gitmiş, C de F'ye gitmiş. Bu birebirliği bozmuş. İkisi de aynı yere gitmiş. B de F'ye gitmiş. C de F'ye gitmiş. Birebirlik bozulmuş. Zaten örtenliğine bakmaya gerek yok şimdi. Bunu birebirlikten eledim. Geldim B seçeneğine. A gitmiş D'ye. Çok güzel. B'nin görüntüsü E. Güzel. C'nin görüntüsü F. Ama bu da bozuyor. Çünkü bu H gitmiş D'ye. A gitmiş D'ye. A da H da aynı yere gitmişler. Birebirlik bozulmuş. Aynı yere gitmişler. Birebirlik bozulmuş. Farklı yerlere gideceklerdi. Buradan da birebirlik gitti. Bunu da çöpe attık. Geldik üçüncü duruma C seçeneğine. A'nın görüntüsü G. B'nin görüntüsü F. Burada da görüntü E. Burada da görüntü D. Çok güzel. Birebirlik var. G, F, E de yani karşıda birer kez karşıma gelmişler. Örtenlik de var. Burada açık eleman var mı? Yani buradaki şu dört elemandan şuraya gelmeyen, boşta kalan var mı? Yok. Birebir örten olan fonksiyonumuz bizim burada bu. Ben diğer iki şıkkı da inceleyeyim. Öğreticilik olması açısından teorik bir soru olduğundan. Bu arada biraz terliyoruz, o kadar olacak. Geldik buraya. A F'ye gidiyor. B de F'ye gidiyor. C de F'ye gidiyor. H de F'ye gidiyor. Hepsi birden F'ye gitmişler. Bu dört elemanın birden hepsi F'ye gitmiş. Buna bir sabit fonksiyon diyeceğiz. Birebirlik yok. Örtenlik yok. Çünkü burada açık elemanlar kalacak. Hepsi F'ye gitmişler. Dolayısıyla bu ne birebir ne örten. Sabit de içine diyeceğiz. İleride göreceğiz. A'nın görüntüsü E, B'nin görüntüsü D, C'nin de görüntüsü D. A bu da böyle birebirlik bozuldu işte. H'ın görüntüsü E. Burada da bakıyorum E, D, D, E. Yani E ve D kullanılmış. F ve G açıkta kalmış. Örtenlik de yok bunda. Zaten birebirlik de bozulmuştu. Böyle zahmetlice bir izahatı var ama inşallah düzgünce izah etmeye çalıştık. Geldik bir başka soruya. İşte güzel. Kallavi diyebileceğimiz bir soru tipi. Böyle bir soru üniversite giriş sınavında gelse bayağı bir seçici olur. Ama biz önceki bilgilerimizi inşallah hatırlayıp şu şekilde çözeceğiz. Ne diyor bana? F'e bakıyorum ben. Birebir ve örten. Birebir ve örtenlik bu kümede A kümesinden B kümesine giderken burada 3 eleman varsa birebirlik sağlayacaksan bu 3 eleman tam karşıda 3 eleman olacak. Çünkü hepsi farklı farklı 3 yere gidecek. Fazladan eleman olursa örtenlik bozuluyor. Hani burada da 3 eleman, geldiğim yerde de 3 eleman olursa yani aynı sayıda elemanlardan aynı sayıda elemanlara gidiyorsam uzun lafın kısası birebir örtenlik oluyor. Örnek vereyim. İşte şu birebir örtenliğe örnek olabilecek bir fonksiyon. Ben şöyle yapsam şöyle, şöyle, şöyle. İşte bu gerçekten birebir örten. Yani şuradaki 3 eleman karşısında farklı 3 elemanlara birer birer gitmişler. Burada açıkta eleman kalmamış, örtenlik sağlanmış. Demek ki birebir örtenliğin şartını konuda da söylemiştik. Bunun eleman sayısına eşit olacak kardeşim. SA eşittir SP. Şurada C'de yok. Bu çöpe gitti. SA eşittir SP. Şurada B'de de yok. Bu da gitti. A, D'de de yok. Bu da gitti. Ve E'de de yok. Zaten tek bilgi soruyu çözdürdü. Ama ben diğerini de söyleyeyim. Eğer bir fonksiyon birebirse, mesela birebirlik şöyle de olabiliyor. Ben bunu 1'e 2 3 alabiliyordum. Şurayı ne bileyim A, B, C, D fazla eleman alabilirim. Şu şuraya, bu buraya, bu buraya. Şu an birebirlik sağlandı. Bunlar 1 2 3 A, B, C'ye gitmiş. Burada fazladan eleman olabilir. Olmayabilir buradaki gibi. Birebirlik ancak burada kaç eleman varsa B'de, burada en az o kadar eleman olacak. En az. Yani burada 7 eleman varsa burada 7 veya 8 veya 9 eleman olacak. Yani B'nin elemanları C'den küçük eşit olmak zorunda. Gerçekten
A seçeneğinde var. İzah etmeye çalıştık. Konular arasında geçiyor bu bilgiler. Bunları burada toparlayarak sormuşuz. Bir daha izlense faydalı olur. Geldik içine fonksiyona. Örtenden sonra içineden bahsedeceğimizi söyledik. Bir fonksiyonda değer kümesinde yani karşıda A'dan B'ye gidiyordum ya A'dan B'ye karşıda yani B'de en az bir tane eleman boşta kalıyorsa birden fazla da boşta kalabilir. Buna içine fonksiyon denir. İçine fonksiyon işte A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlarda görüntü kümemiz B'nin içinde olacak. Görüntü kümemiz B'ye eşit olmayacak. Eğer görüntü kümesi FA eşittir B olsaydı örtendi. FA eşit değil B olursa içine. Örtenle içeriliğin farkı bu. Buna da içine fonksiyon diyeceğiz. Hemen şöyle bir notumuz var. Onu da okuyalım. Geçelim. Örten olmayan fonksiyon içine fonksiyondur. Dolayısıyla hem birebir hem de içine fonksiyona birebir ve içine fonksiyon denir. Birebirlikte A'dan B'ye gittiğimde B'deki elemanlar A'daki elemanlardan en az bir fazla olacak şekilde ayarlanmalı, verilmeli. Şimdi geldik buraya. Grafiği verilen bir fonksiyon için grafiği verilen bir fonksiyon içine ise değer kümesi üzerinden x eksenine paralel olarak çizilen doğrulardan en az biri grafiği kesmez. İşte bu içine. Neden içine? İşte kesiyor, 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 kesiyor. Durdu. Kesemiyor buralarda. İşte burada kesemiyor. Bir daha geri geliyorum. Buralarda kesemiyor. İleri gidiyorum, geri gidiyorum. Kesemiyor. Daha da ileri gittim. Kesti. Biraz geri gelelim. Burada birazcık daha oynaşalım bakalım şöyle. İşte şuralarda kesik kesik çizdiğimiz yerlerde boşta eleman var. Yani kardeşim şurada boşta eleman varsa içine. Yani şuralar tanımlı. Aha da şöyle. Ama şu kesik kesik çizdiğim yer tanımsız. Koyu renkle çizdiğimiz yerlerde tanımlı. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz bizim nedir? Birebir ve içinedir. Birebirlik yatay çizdiğim doğrular bir noktada kesiyorsa birebir. İçinelik de burada boşta eleman kaldı. Geldik buraya. R'den R'ye gidecek. Yine kesiyor. Kalın çizgiler yukarıdan geldi. Bir daha geriye gelelim. Yukarıdan gelen bütün yatay doğrular, x eksenine paralel doğrular, işte şu noktada kesiyor, şu noktada kesiyor gibi. Kesiyor mu? Kesiyor. Kesiyor, kesiyor, kesiyor. Ama buradan sonra işi oyun bozanlık yapıyor. Görüldüğü gibi kesemiyor. Çünkü bütün reel sayılar bütün reel sayılara gidecekti. Gidemedi. O zaman bu da ne olacak? Birebir değildi zaten. İki noktada kestiği için. Birden fazla noktada kestiği zaman birebir değildi. İçinelik var. Çünkü şu alt tarafta gördüğümüz gibi kesmiyor. Yani karşıda gittiğim yerde boşlukta elemanlar varsa böyle fonksiyonlara içine fonksiyon denir. Karşıda gittiğim yerde boşta eleman yoksa ona örten denir. Örten içine birbirinin tümleyeni gibi. Aha da bir tane örnek. A'nın elemanları verilmiş 3x kadar. B'nin elemanları verilmiş 2x artı 4. C de verilmiş x artı 7. Birebir ve içine birebirlik ne oluyordu? Ben A kümesinde kaç eleman varsa